Merhaba efendim, İçel TV'desiniz. İçel FM'de eş zamanlı frekansınıza geliyoruz. Şu anda İçel TV ile birlikte İçel Gündemi programında Mersin'de yaşanan gelişmelere yer vereceğiz. İçel TV'nin tüm sosyal medya hesaplarında da şu anda canlı yayındayız ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden, özellikle şu anda Facebook üzerinden bize bir şey iletmek ve bizim aracılığımızla kamuya duyurmak istiyorsanız da mesajlarınızı bekliyoruz. Mersin'de Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz ayı ilk oturumunu gerçekleştirdi. Geride bıraktığımız pazartesi günü. Önümüzdeki cuma günü de ikinci oturum gerçekleştirilecek Kongre Sarayı'nda. Ve tabii ilk mecliste Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in borçlanma yetkisinin görüşülmesi bekleniyordu. Ve hatırlayacaksınız, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak İçel TV ziyaretinde bir başkanın önünün kesilmesi doğru değil. Ben şahsen Vahap Seçer'e 349 milyon Türk liralık borçlanma yetkisinin verilmesinden yanayım. Şahsım böyle düşünüyor demişti. Tabii Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ilk oturumunda gündeme gelen en önemli konu, geçmiş dönemde belediye başkanlığı yapan Burhanettin Kocamaz döneminin araştırılması için mecliste bir komisyon kurulması önerisiydi. Ve bu öneri Cumhur İttifakı'ndan geldi. Cumhur İttifakı öneriyi geri çekti. Önümüzdeki meclis toplantısına, cuma günü yapılacak olan ikinci toplantıya kadar Başkan Vahap Seçer böyle bir öneri geleceğinden haberimiz yoktu. Hukuki zeminini araştırırdık dedi. Ve yapmış olduğu konuşmada, ki mecliste o sırada bazı hukukçu üyeler de yapmış oldukları konuşmalarda, hukuken böyle bir durumun mümkün olmadığını, komisyonun kurulabileceğini, evet komisyonun alacağı kararın hukuki bir yaptırımının olmayacağını dile getirdiler. Vahap Seçer de zaten gerekenler yapılıyor. Eğer bir durum varsa ilgili birimler bunun incelemesini de zaten gerçekleştiriyor demişti. Ve böyle bir komisyon kurulması önümüzdeki cuma günü yapılacak olan ikinci meclis toplantısında tekrar gündeme gelecek, borçlanma yetkisiyle birlikte diye düşünüyorum. Şimdi tabii mecliste başka konular da konuşuldu. Bu konulara da yönelik açıklamalar da yaptı Başkan Vahap Seçer. Yeni bir haberi belediye meclisiyle ilgili izleyelim. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2019 yılı Temmuz ayı toplantısı 1. Birleşimi Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Başkanlığı'nda yapıldı. Başkan Seçer, Mersin'de billboardları işleten ve Büyükşehir Belediyesi'ne olan borcunu ödemeyen firmaya karşı tedbir kararını kaldırttıklarını ve firmanın billboardları işletme hakkının elinden alındığını ifade etti. Bakın, sadece İdare içerisindeki organları yasal hakkımızdan kaynaklı denetim ve soruşturma açma yetkisini kullanarak da yapmıyoruz. Daha da ileri gidiyoruz. Biz borçlu bir belediyeyiz. Borçlarımızı ödemekle mükellefiz. Ama aynı zamanda alacaklı bir belediyeyiz. Toplamda 173 milyon TL bizim alacağımız var. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ve bağlı kuruluşu olan MESK'in. İnanın bana, her alacağımızın peşine düştük. Afiye gibi. Öyle dava açmışız. Dosya bir kenara atılmış. Arayan yok, soran yok, yok. Bakın, sabah erken hukuk müşavirimiz beni aradı. Dedi, güne iyi başlayalım. Uzun süredir mücadele ettiğimiz bir kararı bir gün mahkemeden aldık. Bizden önceki dönemden, hatta daha önceki dönemden kalma billboard kullanıcı işletmenin bize çok yüklü borcu vardı. Bunu ben kamuoyuyla paylaşmıştım. Tedbir aldırmıştı. Hep şikayet ediyordum. Belediyenin malını kullanıyor, gözümün içine bakarak bana kira ödemiyor. Bakın, tedbiri kaldırttırdık. Artık billboardlarla ilgili
kullanım hakkını işletmeci firma kaybetmiş durumda. Bu bizim mücadelemiz de oldu. 3 ay önce yönetime geldik. Böyle gelir böyle gider demedik. Böyle gelmiş ama bunu böyle götüremeyiz. Biz hiç merak etmeyin. Sizin de hassasiyetiniz o. Sayın Gültak da söyledi. Sayın Tat da söyledi. Diğer arkadaşlar da söyledi. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını arama bizim görevimiz. Hem vicdani, hem insani, hem siyasi. Sizlere de ve bürokratlarınıza aktardığım bir konuyu kamuoyunda da paylaşmak istiyorum. Çavuşlu Deresi olarak bilinen bir bölge birçok mahalleyi ilgilendiriyor bizim Akdeniz'de. Çarşamba günü DSİ Bölge Müdürü ve bürokratlarını ben Mersin'e çağırdım. Aynı zamanda meclisimizin diğer partilerin üyelerini de çağırdım. Orada bir toplantı yaptık. Buradan hem sizi bilgilendirmiştim ama tekrar söyleyeyim. 70 metre bir yerimiz kaldı orada. Tahmini de 2 ay içinde DSİ oradan çıkıyor. Yani DSİ'nin artık orada bir çalışması kalmayacak. Kanala akan kanalizasyonların ve yağmur sularının bir an önce yapılması gerekiyor. 2 ay sonra bunlar da bittiği zaman asfaltlama çalışması sizler tarafından yapılacak. Ve çok şükür, evet, istenmeyen olaylar oldu. Allah'tan rahmet diliyoruz. Canımızı sıkan olaylar oldu ama 2 ay içinde DSİ'nin oradaki çalışmaları bitiyor. TEDAŞ'la ilgili bir sıkıntısı vardı, onu da çözdüm. 6 direk vardı, bu hafta o da büyük bir ihtimalle kaldırılıyor. Muhtar Bey'e yeni bir yer buldum. Onun da yerini yapacağız inşallah sizlerle beraber. Dolayısıyla oradaki çalışma bitiyor. Sizlerin ve bürokratlarınızın da bu işi yakından takip ettiğini biliyorum. Hızlı bir şekilde yapalım. İnşallah oradaki sorunu halledelim diyorum. Çavuşlu Deresi'nde Devlet Su İşleri tarafından bir süredir devam eden çalışmaların sona erdiği ve MESKİ'nin çalışmalara başlaması gerektiği yönündeki taleplere yanıt veren Seçer, sorunları çözmek için belirli bir plan dahilinde hareket edeceklerini söyledi. Bu kötü, bizi üzen hadiseler olmazdan önce bunların keşke yapılmış olmasıydı ama geç de olsa bu kurumlar görevlerini yapıyorlar. Burada bizim Su ve Kanalizasyon İdaresi MESKİ'nin görev alanı, yetki alanı içerisinde olan sorunları çözmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ali Bey söyledi, tabii bir mali sıkıntımız olabilir ama bunu getirip eğer hizmetlerde bir başarısızlık olursa tutunacak böyle bir can simidi gibi de buna yapışmayız. Öyle bir hafiflik içerisinde olmam. Biz buraya şikayet etmek için gelmedik. Mevcut koşullarda kaynaklarımızı en akılcı şekilde kullanıp Mersin'e hizmet etmek istiyoruz. Ve bu konuda da bir iddia ortaya koymuşuz. Bundan dolayı da insanlar bize oy vermiş ve seçmiş. Şartlar, koşullar ne olursa olsun bu yatırımlar, bu hizmetler peşi sıra gelecek. Ama siz de takdir edersiniz ki bunlar öyle he deyince olacak işler değil. Hani akşam düşünüp sabah uygulamaya koyacağımız projeler değil. Bunlar belli bir süreç içerisinde, 3 aylık bir süreç oldu. Arkadaşlar, doğru yaptığımız işlerde bizi doğru yaptınız derseniz ki diyorsunuz, teşekkür ederiz. Bizi onore edersiniz, bizi motive edersiniz, şevkimiz artar. Yanlış yaptığımız konuları da, tabii ki hepiniz olgun insanlarsınız. Belli bir siyasi olgunluğunuz var, yaşamsal, toplumsal, insani olgunluğunuz var. Belli adab-ı muaşeret içerisinde zaten o özelliğe sahipsiniz. Bunu yaparsanız inanın bize fayda sağlarsınız. Biz iyi şeyler yapmak istiyoruz. 5 yıl sonra seçimi düşünüyoruz. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Ay önce yönetime geldik. Böyle gelir böyle gider demedik. Böyle gelmiş ama bunu böyle götüremeyiz. Biz hiç merak etmeyin. Sizin de hassasiyetiniz o. Sayın Gültak da söyledi. Sayın Tat da söyledi. Diğer arkadaşlar da söyledi. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını arama bizim görevimiz. Hem vicdani, hem insani, hem siyasi. Sanki İdare yani Büyükşehir Belediyesi haksız, hukuksuz,
gereksiz siyasi sebeplerden dolayı, insanların siyasi tercihlerinden dolayı insanlar ekmeğinden ediyor gibi bir hava yaratılmaya çalışıyor. Bu bana yapılan çok büyük bir rahatsızlık. Sayın Tat bu iddiayı şurada anlatırken bunun benim tarafımdan yapılmayacağını en iyi kendisi biliyor. İşte kendisinin yüzüne söylüyor. Bunu kendi gözüyle görmemiştir. Bunu sabit olarak tespit etmemiştir. Yani gidip araştırıp bakıp hakikaten böyle bir şey var deyip kendi vicdanını rahatlattığını düşünmüyorum. Ama mevkisi gereği, makamı gereği partili arkadaşlarından yoğun baskı vardır. Şimdi Ahmet Efendi işten alınmış ama doğruyu söylemez ki. Vallahi ben çok çalışkandım ama Sayın Belediye Başkanı o kadar kötü bir adam ki benim gibi çalışkan bir adamı ekmeğinden etti bu kötü adam. Öyle gelir anlattı. Demez ki benim işten güçten alakam yok. Demez ki benim içim dışım fitne fesat. Demez ki ben çalıştığım kurumu her gün provoke ediyorum, orada huzursuzluk yaratıyorum, disiplini sıkıntıya sokacak hareketler yapıyorum. Bakın olgun insanlarız. Bizler olgun insanlarız. Şimdi bunları burada gündeme getirirken lütfen siyasi olarak birbirimizin bileğini bükme saikiyle yapmayalım. Bir de lütfen şunu söylemeyin. Muta Gülnar'a, Anamur'a sürgün edildi. E siz Anamur'a, Muta Gülnar'a hakaret ediyorsunuz. Orası Mersin ili sınırlarında değil mi? Benim görev alanım değil mi? Biz elemanları alırken sen Mersin'in şu noktasında çalışabilirsin, bu noktasında çalışamazsın diye bir protokol mu yapıyoruz? Muta kim çalışacak? Otu kim biçecek? Sineğe kim ilaçlamasını yapacak? Temizliği kim yapacak? Herkes gelsin Mersin merkezde, sahilde, denize nazır bir oda verelim. 10.000 kişi otursun denizi seyretsin. Memlekete kim hizmet edecek? Şimdi eğer ki biz bu bizim adamımızdır, bu başka tarafın adamıdır diye bunları kategorize ederek yapıyorsak ve bunu tespit etmişseniz ve kendiniz de inanıyorsanız gelin birebir benimle bunu konuşun. Derim ki ya burada bir haksızlık olmuş. İlgiliyi ararız. Yapmayın bunu deriz. Biz bunu ortadan kaldırmaya çalışıyoruz deriz. Dolayısıyla bu tip değerlendirmeleri yapmayı mecliste açıkçası uygun görmüyorum. Değerli seyirciler, malum Mersin gündeminde 15 gün boyunca yer aldı. Türkiye gündeminde de yer aldı. Sahte alkolden ölümler. Aslında hala Mersin gündeminde önemli yer ediniyor sahte alkol ölümleri. Hastanelerde 9 kişinin şu anda tedavi gördüğü biliniyor. Taburcu olanlar da oldu. Şimdiye kadar 30'u aşkın kişi Mersin'deki hastanelere sahte alkolden zehirlenme, sahte içkiden zehirlenme, metanol zehirlenmesi şikayetiyle yatırıldı, tedavi gördü. Şimdiye kadar 8 kişi hayatını kaybetti. Taburcu olanlar oldu tedaviye cevap vererek ve 9 kişi de şu anda Mersin'deki çeşitli hastanelerde tedavi görüyor. Tabii bu konuya yönelik olarak bugün Mersin Tabip Odası bir basın toplantısı düzenledi ve toplantıda konuya yönelik şunlar söylendi. İzleyelim. Arkadaşlar öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz son 15-20 gündür Mersin'de metil alkol zehirlenmesiyle ilgili çok ciddi duyumlar alınıyor. Bu anlamda bu konudaki düşüncelerimizi iletmek üzere bugün buradayız. Tabii öncelikle ölen vatandaşlara ve ailelerine özellikle başsağlığı diliyoruz. Yaralılara, hasta olanlara, komada olanlara, daha hafif hasta olanlara da
bir an önce acil şifa diliyoruz. Bu konuyla ilgili hazırladığımız basın açıklamasını sunuyorum. Kentimiz son 10 gündür 8 kişinin yaşamını yitirmesiyle ve onlarca insanın koma düzeyinde hastalanmasıyla sonuçlanan bir sağlık sorunu yaşamaktadır. Öncelikle şunu ifade etmemiz gerekir ki bu sorun salt bir sağlık sorunu değildir. Aynı zamanda sosyal, siyasal, eğitsel ve ekonomik bir sorunla karşı karşıyayız. Her ne kadar ülkemizde artık bilimsel araştırmalara gereken önem verilmiyor ise de bu konuda yapılan araştırmalar göstermiştir ki alkollü içecekler ve tütün ürünleri üzerinde uygulanan vergi artışları ürünlerin tüketimini azaltmamaktadır. Aksine vergi artışlarının az da olsa ürünlerin tüketimi üzerinde pozitif bir etki yaratmakta olduğu saptanmıştır. Bu durum ülkemizde alkollü içecekler ve tütün ürünlerinde uygulanan vergi artışlarının ürünlerin tüketiminin bırakılmasında tek başına etkili olmadığının göstergesidir. Zira yapılan araştırmada alkollü içecek ve tütün ürünleri kullanan bireylerin çoğunluğunun ürünler üzerinde gerçekleştirilen vergi artışlarının ürünlerin tüketimine yönelik tercihlerini değiştirmeyeceğini, aynı oranda ürün tüketmeye devam edeceklerini, hatta vergi oranlarında olası bir indirime gidilse dahi tüketim tercihini ve miktarını değiştirmeyeceğini belirtmişlerdir. Araştırmada bireylerin eğitim seviyesinin alkollü içecek ve tütün ürünleri kullanımını etkilemekte olduğu görülmüştür. Bireylerin eğitim seviyesi arttıkça alkollü içecek ve tütün ürünleri kullanımı azalacaktır. Ancak araştırmaya katılan bireylerin çoğunluğu alkollü içecekler ve tütün üretim ürünlerinin tüketimini tamamen bırakmalarındaki en büyük etkenin sağlık sorunları, tüketimin azalmasına fayda sağlayacak en büyük etkenin ise bu ürünlerin zararlarına yönelik okullarda verilen eğitimlerin arttırılması olduğu görüşündedir. Türkiye'de alkollü içecekler ve tütün ürünleri üzerinde uygulanan özel tüketim vergilerinin sosyal fayda amacında beklenen işlevselliği tam olarak yerine getirmediği ve tüketici tercihlerine yön vermede başarılı bir grafik sergileyemediği görülmektedir. Dolayısıyla toplum sağlığı için zararlı olarak kabul edilen bu ürünlerin tüketiminin kısılmasında vergilerin tek başına etkili olmadığı ve kayıt dışı ekonominin oluşumuna sebebiyet verdiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu kapsamda ürünlerin tüketiminin azalmasına yönelik toplumsal bilinçlendirme faaliyetlerinin ve verginin neden olduğu kayıt dışılığın ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmaların yapılmasının gerekliliği ortaya çıkmıştır. Toplumsal bilinçlendirme kapsamında alkollü içecekler ve tütün ürünlerinin zararlarına yönelik ilk öğretimden başlamak kaydıyla lise çağına kadar icra edilecek kapsamlı ve yoğun eğitim faaliyetlerinin ürünlerin tüketiminin azaltılmasında oldukça etkili olabileceği düşünülmektedir. Aylık alkollü içecek ödemesinin yüksek olduğu durumlarda kaçak alkollü içecek kullanım sıklığı ve tercihinin az olduğu, aylık alkollü içecek ödemesinin düşük olduğu durumlarda ise kaçak alkollü içecek kullanım sıklığı ve tercihinin arttığı sonucu elde edilmiştir. Bu durum alkollü içecekler üzerindeki kaçakçılık faaliyetleriyle de ilişkilendirilmiştir. Bu nedenle alkollü içeceklerdeki ticari rant ve tüketim ilişkisini ayrıca incelemek gerekmektedir. Öyle ki bu ürünler üzerinde uygulanan özel tüketim vergilerinin neden olduğu fiyat artışları bazı kesimlerce ticari rant olarak değerlendirilmektedir. Bu durum kaçakçılık faaliyetlerinin icra edilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Kentimizde ilk kez olmayan ve benzer politikalara devam edilmesi durumunda bundan sonra da artarak sürecek olan bu soruna iktidarın bilimsel çalışmalar ışığında hazırladığımız bu görüşler doğrultusunda hareket etmesini bekliyoruz.
Mersin Tabibosu olarak bu ve benzeri konularda uyarılarımızın süreceğini kamuoyunun bilgilerine sunuyoruz. Değerli seyirciler, bugün Mersin Ticaret ve Sanayi Odası bir toplantı düzenledi. Toplantıda başta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan olmak üzere yönetim kurulu üyelerinin bazıları da gündeme yönelik değerlendirmelerde bulundular. Sayın Kızıltan toplantıda neler söyledi, bir bölümünü tekrar hatırlayalım. Tabii ki biz de Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak Türkiye'nin ve Mersin'in bir parçasıyız. Yaptığımız çalışmalarla ilgili kısa bilgiler vereceğim sizlere. Ondan sonra benim şeyimi biliyorsunuz. Ne sorabiliyorsanız, sormak istiyorsanız sorabilirsiniz. Ben de cevap verebiliyorsam veririm ya da arkadaşlarım cevap verebiliyorsa verebilir. Şimdi geçenlerde takip etmişsinizdir bizim sosyal medyada. Şanlıurfa'ya bir ziyaretimiz olmuştu meclis olarak. Bu da bizim hinterlandımızdaki diğer illerle diyalogumuzu geliştirmek. Diyalog geliştirirken ekonomik olarak, ticari olarak ilişkilerimizi arttırmak için yeni bir açılım başlattık. Bu bağlamda Şanlıurfa'yı ziyaret ettik. Saygıdeğer Başkanımız Hamit İzol organize etti bu toplantıyı. Kendisine de teşekkür ediyorum. Çok verimli bir ziyaret oldu. Hem Urfa'yı yöresel olarak daha iyi tanıma imkanı bulduk. Hem de iş dünyasıyla diyalogumuzu geliştirdik ve tabii biz Şanlıurfa'yla Mersin aslında hemen hemen tüm Türkiye'deki illerle çok yakın ilişkisi olan bir kenttir. Şanlıurfa da bunlardan biri. Belki de en yüksek düzeyde ilişkisi olan. Tabii birçok Urfa'dan gelmiş Urfa kökenli dostumuz, arkadaşımız, hemşerimiz yaşıyor Mersin'de. Çünkü sürekli her gün iletişimimiz var Şanlıurfa'yla. Şanlıurfa'yla bu ilişkimizi pekiştirelim. Bunun neticesinde daha ileriye gidelim. Ekonomik, ticari anlamda, sanayi anlamda, kültür anlamında bağlarımızı daha geliştirelim ve bölgemize bir katkı sunalım dedik. Kardeş oda olduk. Tabii Urfa'da ve Mersin'de bu çok sevinçle karşılandı. Şanlıurfa'dan döndükten sonra gece Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı beni aradı. Dedi kardeşim biz dedi Mersin'le kardeş oda olmak istiyoruz. Biz de kardeş oda olmak istiyoruz. Gece saat 11:30'tu. Dedik hay hay. İki gün sonra geldiler. Onlarla da kardeş oda olduk. Arkadan Adıyaman'dan bir talep geldi. Yani şimdi belki diyeceksiniz ya kardeş oda olmak yani ne var bu basit bir şey. Şimdi insanlardaki düşünce değişimi ortaya çıkıyor burada. Demek ki Türkiye'de artık el ele birlikte işbirliğiyle kalkınmak istiyor herkes. Mersin olarak biz tek başımıza bir şeyler yapmaya kalktığımızda sadece kendi gücümüzle, kendi kaynaklarımızla bir yere kadar gelebiliyoruz. Ama hinterlandımızdaki diğer illerin gücünü de birleştirerek hep birlikte kalkınırsak tüm bölgeyi kalkındırmış oluruz. Bu anlamda bu kardeş oda olmak çok önemli bizim için. Tabii bu bağlamda hinterlandımızdaki iller ve ülkelerle ilişkilerimizi geliştirelim mantığıyla hareket ederken Mısır'dan bir davet aldık. Akdeniz için birlik kurumu var Mısır'da.
Akdeniz ülkelerinin Akdeniz'in gelişmesi için kurduğu bir birlik. Bu birlik de Akdeniz'de limanı olan ülkelerin kurduğu bir ticari birlik var. Onun bir alt kuruluşu. Onlar bir panelde benim konuşma yapmamı arzu ettiler. Ben de tabii dedim hay hay. Buradan atladık gittik. Orada bir panelde Akdeniz'de Dijital Ekonomi Zirvesi adı altında bir panele katıldık. Orada dijital dönüşümün ticaretle olan ilişkisiyle ilgili bir konuşma yaptım panelde. Şimdi orada biz Mısır Odalar Birliği Başkanı, Atina Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, Ürdün'den bir senatör, Avrupa Birliği'den iki delege, birçok önemli Akdeniz'deki ticaret odaları başkanlarıyla böyle 10-12 kişilik bir yemek yedik akşam. Sohbet toplantısı yaptık. Şimdi Mersin'i gerçekten takip ediyorlar dışarıda. Atina Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı havaalanını sordu. Dedi ki Mersin'de bir havaalanı yapılıyormuş büyük. Onun durumu ne dedi. Anlattık. Mısır Odalar Birliği Başkanı dedi ki bu havaalanı yapılırsa Türkiye'den, Mersin'den, Çukurova'dan Mısır'a, İskenderiye'ye direkt seferler koyarız. İki ülke arasındaki gidiş gelişi arttırıp hem turizm hem ticaret temizi geliştiririz. Yani Mersin'in dışarıdan da takip edildiğini gördük arkadaşlar. O da çok verimli bir toplantı geçti. Bir de geçtiğimiz günlerde yani çok yakın 3-4 gün önce, 5 gün önce Irak Erbil ziyareti yaptık. Bu ziyareti de Mersin'de, merkezi Mersin'de olan Türk-Irak Sanayici ve İş Adamları Derneği düzenlemişti. Bize de rica ettiler. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak başkanlar düzeyinde katılıp desteklerseniz bizim yaptığımız etkinlik daha da artacaktır. Biz göreve geldiğimizde de demiştik, sivil toplum örgütleriyle Mersin'deki diyaloglarımız olacaktır. Onlarla sıcak ilişkiler içinde olacağız. Ayağı yere sağlam basan bölgemiz için yarar getirecek etkinliklerine destek veririz. Etkinliklerine katılırız demiştik. Neticede bir etkinlik olmuştu TURAP tarafından, Türk Arap İş Adamları Birliği tarafından Lübnan'da, Beyrut'ta. Biz buradan ona da destek verdik. Yani katılım anlamında destek verdik. Sayın Valimizi de aldık, götürmüştük. Akabinde bu TİSİAD'ın bir etkinliği oldu. Tabii biz önce epey inceliyoruz yaptıkları etkinlikleri. Mesela TİSİAD'ın yaptığı etkinliği, iki etkinliğe biz birer arkadaşımızı gönderdik yönetimden. Olumlu rapor gelince biz de katılırız dedik. Katıldık. Gerçekten de katılmamız çok iyi oldu. Kuzey Irak'ta şöyle diyeyim, deyim yerindeyse Mersin olarak Kuzey Irak sallandı gerçekten. Ben bu konuda bir daha basın toplantısı yapmayacağım demiştim. Ondan sonra yapmadım, yapmıyorum. Ve takip ediyorsanız her şeyi gizli, yani hiçbir şekilde açık olarak şey yapmıyorum. Biz biliyorsunuz bizim B planımız vardı. Bazı gazeteci arkadaşlarımız beni eleştirdiler. İşte hani Mersin İdman Yurdu'na zarar verenler listesine beni de eklediler. O onların düşüncesi olabilir, saygı duyarım. Ben Mersin İdman Yurdu hep kötü duruma düştüğü zaman yanında yer aldım. Bunu bütün hepiniz biliyorsunuz. Vicdan sahibi olanlar bilir. Ama vicdanı sağlam olmayan,
Yani vicdanını parayla satan veya vicdanını başka şekilde kıskançlıkla satanlar için bir şey diyemem. Ben Mersin İdman Yurdu'nu 3 defa düşmekten kurtarmışım. Düşme şeyine girmiş, kurtarmışım. Mersin İdman Yurdu'nda son başkanlık yaptığım Burhanettin Bey'in beni davet ettiği, biz orada kendi paralarımızla 5 ay Mersin İdman Yurdu'nu yönettik. Bu 5 ay zarfında bir tek kuruş, bak şimdi bütün başkanlara paralar, borçlar şey ediliyor, tahsilat için bildiriliyor. Ne oldu? Bizim borcumuz yok. 7500 lira tek bir borcumuz var. Diğerlerine kimine işte 8000 dolar, 8 milyon, kimine 2 milyon, kimine 100, neyse. Yani bu paralar gibi. Biz hiç Mersin İdman Yurdu'nu bugüne kadar ben borçlandırmadım. Ve B planımız vardı. B planımız da devam ediyor. Yenişehir Kulübü'nü aldık. Ve bunu İdman Yurdu 1925 yaptık. Ve Balliğine çıkarttık. Bu sene de Balliğinde oynayacak. Evet. Şehirde bazı insanlar bizi sanki bu İdman Yurdu sanki benim kendi malımmışım gibi lanse ediliyor. İdman Yurdu 1925 40 tane iş adamından oluşan insanların parasıyla yönetiliyor, yürütülüyor. Ne bir belediyenin ne bir başka kurumun hiçbir kimsenin desteği yok. Yalnız Sayın Bakanımız Lütfi Elvan Bey'in desteği arkamızda. O yüzden değerli arkadaşlar, ben çok kısa, yani bu işi şimdi şeyinden çıkarıp MTSO'nun basın toplantısından İdman Yurdu'nun toplantısına götürmek istemiyorum. Sizi bilgilendirmek amacıyla ben bunu söyledim. Bunu bilin. Biz Mersin'i seviyoruz. Mersin sevdalısıyız. Biz Mersin İdman Yurdu için kavga ettik. Kafamız kırıldı. Biz üşüdük. Biz her türlü eziyete katlandık. Ama yazık ve günahtır. İnsanları bir gün bu tür eleştiren insanlar bir gün Mersin İdman Yurdu'na başkan bulamayacaklar. İnsanları siz emek veren, hizmet eden insanları siz alır yok sayarsanız insanları siz üzersiniz. Çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. KamuSen'e geçelim efendim. KamuSen İl Temsilcisi Metin Ercan bir açıklama yaptı. Açıklamasında neler söyledi? Ayrıntısına bakalım. KamuSen Mersin Şube Başkanı Metin Ercan, emekli ve memur maaş artış oranlarına tepki gösterdi. KamuSen Mersin Şube Başkanı Metin Ercan, memur ve emekli maaş artış oranları ile ilgili sendika binasında bir basın açıklaması düzenledi. Ocak ayında memur ve emeklilere %4 maaş artışı yapılmıştı. Ama bu dönemde enflasyon %5.01 olarak gerçekleşti. Buna paralel olarak kamu görevlileri ve emekliler için de %1.01 oranında enflasyon farkı ortaya çıktı. Başka bir ifadeyle memur ve emekli maaşları 2019 yılının ilk yarısında resmi verilere göre %1.01 eridi. Şimdi kamu görevlerine 2019 yılının ikinci yarısı için %5 ve üzerine %1.01 enflasyon farkı olmak üzere toplam %6 zam yapılacak. Gerek enflasyon farkının sonradan ödenmesi, gerekse cebimize yansıyan enflasyon açıklanandan fazla olması nedeniyle kamu görevlerinin maaşları sürekli erimektedir. 2017 yılında imzalanan toplu sözleşmede öngörülen bütün maaş artışları gerçekleşmiş bulunmaktadır. Ne yazık ki toplu sözleşmenin kapsamındaki 4 yarı yılda da memur maaşları enflasyona yenik düşmüştür. Dolayısıyla toplu sözleşme kamu görevlilerine hiçbir ekonomik katkı sağlamamıştır. Yani yetkili konfederasyon toplu sözleşme masasına hiç oturmasaydı zaten memur maaşlarına hükümetin yapacağı zam da enflasyon kadar olacaktı. Hal böyle olunca bu konfederasyonun memurların hayrına hiçbir işe imza atmadığı da resmi olarak ortaya çıkmıştır.
Bu yıl 2020 ve 2021 yıllarını kapsayacak 5. dönem toplu sözleşme görüşmelerini gerçekleştireceğiz. Türkiye Kamusen olarak biz toplu sözleşme masasına gerçekçi ve kamu görevlerinin faydasına olacak taleplerle gidecek, yetkili konfederasyonun herhangi bir oldu bitti ile kamu görevlerini ve emeklerini önümüzdeki 2 yılda zarara uğratacak herhangi bir işlem yapmaması için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Bu yılda Türkiye Kamusen büyüme ve refah payı ısrarını dile getirecektir. Bütün kamu çalışanlarının bu yıl gerçekleştirilecek toplu sözleşme görüşmelerini yakından takip etmeye ve yetkili konfederasyonun olası yanlış tutumuna karşı tepki göstermeye davet ediyoruz. Aksi halde bundan önceki dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de eriyen maaşlar, azalan alım gücü ve zorlaşan hayat şartları ile karşı karşıya kalmamız işten bile değildir. Buradan bütün kamu çalışanlarına da sesleniyoruz. 3 dönemdir toplu sözleşmede masaya oturan yetkili sendika memursen maalesef masada teslimiyetçi bir anlayışla memuru satmaktadır değerli arkadaşlar. Kamu çalışanlarına sesleniyoruz. Sendikal tercihlerini Türkiye Kamusen'den yana yapsınlar. Versinler yetkiyi, görsünler etkiyi diyor. Hepinize teşekkür ediyor. Saygılarımı sunuyorum. Değerli seyirciler, Mersin'le ilgili diğer konulara da geçelim. Şu anda hava oldukça sıcak. Mersin kent merkezinde, Mersin il genelinde. Yaylalarda hava kent merkezi ve sahil kesimine göre biraz daha yaşanılabilir düzeyde. Nem oranı az olduğu için yaşanılabilir, kabul edilebilir düzeyde olsa da sıcaklık. Ama yine de tabii ki ülkemiz mevsim normallerinin çok üstünde bir sıcaklıkla boğuşuyor. Sadece ülkemiz değil, Avrupa'da birçok ülke, özellikle aynı enlemde bulunan birçok ülke, başta Fransa olmak üzere tabii ki sıcaklarla boğuşuyor. Malum sosyal medyada eğer ilgiliyseniz görüyorsunuzdur. İnternet sitelerinde eğer ilgiliyseniz okumuş, öğrenmişsinizdir. Küresel ısınma nedeniyle kutuplardaki buzulların hızlı bir şekilde erimeye başlaması, Grönland'da buzulların önemli ölçüde erimeye başlaması, iklim değişikliği sorunlarını bu dönemde had safhaya çıkarmış durumda. Tabii konunun uzmanları da diyorlar artık alışacağız. Artık alışacağız. Artık sıcaklar bu şekilde. Yani artık iklimlerin uç boyutunu yaşayacağız. Yani soğuklar geldiği zaman çok soğuk olacak. Sıcaklar geldiği zaman da çok sıcak olacak. Ve önümüzdeki 50 yıllık süreç içerisinde iklim kaymaları olacak. Şöyle ki malum Karadeniz iklimi İç Anadolu'ya gelecek, İç Anadolu'nun karasal iklimi Akdeniz bölgesine gelecek. Bu şekilde de kaymalar olacak şeklinde de bilim adamları uyarılarda bulunuyorlar. İklim değişikliğini insanoğlu hızlandırdı ama bunu engellemenin olanağı yok. Bazı işte iklim küresel ısınmaya neden olabilecek her şeyden vazgeçsek bile iklimin insanoğlunun sağlıklı bir şekilde yaşayabileceği düzeye ulaşması yine yüzlerce yıl alacak. Tabii şuraya gelelim efendim. Sıcaklar had safhada. Tabii Mersin'de toplu taşıma araçlarının neredeyse tamamında klima var ama kullanılmıyor bunlar. Yani şoförler bazen açıyor, bazen açmıyor. Bunu denetlemek gerekiyor. Şoförler odası böyle bir denetlemeyi üstüne vazife edinmiyor. Belki de yetkileri dışındadır, bilmiyorum. Belediye ekipleri denetliyor. Tarsus'ta denetleme yapıldı. Bakalım neler oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı Trafik Denetleme Zabıta Şube Müdürlüğü ekipleri, havaların iyice ısındığı şu günlerde vatandaşların toplu taşıma araçlarında rahat ve güvenli şekilde yolculuk yapmaları için denetimlerini sıklaştırdı. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in talimatları doğrultusunda il genelinde çalışma yapan ekipler,
Tarsus'ta da hem özel halk otobüslerini, hem kooperatif araçlarını, hem de büyükşehir bünyesinde faaliyet gösteren araçları tek tek inceledi. Aratsak olur mu? Kaptan kameramız aktif çalışıyor. Evet. Herhangi bir sesi yok. Kolay gelsin arkadaşlar. Tarsus Merkez Kültür Parkı yanı Muvaffak Uygur Caddesi üzerinde bulunan durakta gerçekleştirilen denetimlerde tüm araçlarda klimaların çalışıp çalışmadığı, güvenlik kamera sistemlerinin bulunup bulunmadığı tek tek kontrol edildi. Denetimlerde ayrıca sürücülerin kıyafetleri, saç sakal gibi görsel durumlarının yanı sıra araç içinde bulunması gereken aksesuarlar da kontrol edildi. Şartlara uymayan toplu taşıma araçları hakkında tespit tutanağı tutuldu. Değerli seyirciler, Mersin'de yaşamalarına rağmen hiç denizi görmemiş, denize girmemiş çocuklar Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı imkanlarla denizle buluştu. Mersin'de yaşamalarına rağmen daha önce denize girme fırsatı bulamayan Sağlıklı ve Kurbanlı mahallelerindeki çocuklar, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu'nun denize ilk dokunuş etkinliğiyle Akdeniz'in serin sularıyla buluştu. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu tarafından Kumkuyu sahilinde gerçekleştirilen ve aralarında özel çocukların da olduğu etkinlikte mutluluğu yüzlerine yansıyan çocuklar tüm gün denizden çıkmak istemedi. Ailelerin de çocuklarını yalnız bırakmadığı etkinlikte Kumkuyu plajı denizin tadını çıkaran çocuk kahkahalarıyla doldu. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in eşi Meral Seçer de çocukların mutluluğuna ortak olarak tüm gün onlarla oyunlar oynadı. Şimdi bu etkinliğin esas amacı çocuklarımız ne ister diye düşündüğümüzde çocuklarımız uçağı gördüğünde uçağa dokunmak istiyor. Renkli bir ambalaj gördüğünde kendine faydalı, zararlı da olsa bilemiyor, dokunmak istiyor. Denizi gördüğünde denize dokunmak istiyor. İşte biz bu noktada sahil kenti olmamıza rağmen henüz denizi görmüş veya görmemiş, girememiş çocuklarımıza denize ilk dokunuş etkinliğiyle onların hayallerini bir nebze dokunmak istiyoruz, gerçekleştirmek istiyoruz. Çocukların da zaten mutluluğu bizi çok mutlu ediyor. Evet, şöyle sonuçta çocuklara bir kaynaşma ortamı oluyor. Biliyorsunuz artık teknolojiden dolayı çocuklar bilgisayarda, tabletle uğraşmaktan evden çıkmak istemiyorlar. Biz çocukların toprağa, suya dokunmasını istiyoruz. Daha mutlu olacaklarını düşünüyoruz. Evet, yaz boyunca denize ilk dokunuş etkinliğimiz devam edecek. Zaten dolayısıyla sonradan okullar açılıyor, kış geliyor. Denize ilk defa geliyorum. Arkadaşlarımla eğleniyorum burada. Güzel yani, gelmenizi tavsiye ederim. Güzeldi, eğlendim. Şimdi bu imkanı sağladığı için ona çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Hani bundan devamını istiyorum. İnşallah ileride daha farklı gezilerde istiyorum çocuklarımız için. Çünkü sürekli götüremiyorum geziye. Çok eğlenceliydi aslında, çok güzel. İlk defa geldik. Eğlendik, güzeldi yani. Kendisine çok teşekkür ederiz. Çok farklı bir etkinlik oldu. Hem çocuklarımız için hem köyde bulunan kadınlarımız açısından çok güzel bir etkinlik oldu. Dersecer Mezitli ilçesinde 7 kişiden oluşan bir hırsızlık çetesi güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Kimlikleri tespit edildi. 2 kişi yakalandı, biri tutuklandı. Diğerleri aranıyor. Mersin'de bir apartmana hırsızlık için giren ikisi kadın 5 kişi güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Gözaltına alınan şahıslardan biri çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 4 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. Mersin'in Mezitli ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'ndeki bir apartmandan 1200 dolar ziynet eşyası ve tablet bilgisayar çalındı. Ev sahibinin ihbarı üzerine çalışma başlatan hırsızlık büro amirliği ekipleri binayı ve çevresindeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemenin ardından hırsızlık olayını ikisi kadın 5 şüphelinin yaptığını tespit eden ekipler şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda VD isimli şahıs gözaltına alındı. Şahıs emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Ekipler kimlikleri belirlenen ikisi kadın 4 kişinin ise aranmasını sürdürüyor. Şahısların daha önce de benzer suçlardan kayıtlarının olduğu öğrenildi. Öte yandan şüphelilerin dikkat çekmemek için binaya ayrı ayrı girdikleri tespit edildi. Sahte içki operasyonları devam ediyor. Tarsus ilçesinde bir eve ihbar sonucunda operasyon yapıldı. Sahte içkiye yönelik olarak ve o evde esrar da ele geçirildi. Tarsus ilçesinde düzenlenen operasyonda 600 litre sahte rakı ile 2 kilogram esrar ele geçirildi. Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sahte içki yapıldığı istihbaratı alınan Reşadiye Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. İçki damıtımında kullanılan tesisatla dolu olan evde satışa hazır halde 600 litre sahte rakı bulundu. Ekipler evdeki detaylı aramalarında 2 kilogram esrarla hassas terazi de ele geçirdi. Evde bulunan sahte içki ve uyuşturucu ile ilgili bir şüphelinin arandığı öğrenildi. Spor haberlerine geçelim. Boksta kadın Mersinli boksörler iyi başarı elde etti. Türkiye şampiyonasından 2 altın 4 bronzla Mersin'e döndü. Amasya'da yapılan üst minikler ve genç bayanlar Türkiye boks şampiyonasında Mersinli sporcular 2 altın 4 bronz madalya aldı. Mersin'in 10 sporcuyla katıldığı şampiyona sonunda minik bayanlarda 46 kilogram Pınar Özkan ve 54 kilogram Melike Demirel altın madalya, 40 kilogram Miray Çiftçi, 57 kilogram Esmaül Babat ve 70 kilogram Özlem Bozkulak bronz madalya kazanırken genç bayanlarda ise 57 kilogram Esra Akbal da bronz madalya kazandı. Mersinli boksörler şampiyonaya damga vurdu. 15 Temmuz onuruna düzenlenen Erdem ilçesindeki trap müsabakaları sona erdi. 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü 3. yılı etkinlikleri kapsamında yapılan trap müsabakaları sona erdi. Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Mersin İl Temsilciliği tarafından il geneli 46 sporcunun katılımıyla Erdemli Atış Poligonu'nda düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Anma trap müsabakaları tamamlandı. Büyük erkekler, yıldız erkekler ve veteranlar kategorilerinde yapılan mücadelelerin ardından tamamlanan 15 Temmuz Şehitleri Anma trap müsabakaları sonunda dereceye giren sporculara madalyaları Türkiye Avcılık ve Atıcılık Federasyonu Mersin İl Temsilcisi Ahmet Kılınç ve antrenörler tarafından verilirken sporcu sıralamaları şöyle oluştu. Büyük erkekler Faruk Doğar 1. Yıldız erkekler Osman Can Aydın 1. ve veteranlar Oğuz Ünalan 1. Ve yerel gazetelerimize de bakacağız. Güney Gazetesi ile başlıyoruz. Yerel gazeteler hangi konuları işliyorlar? Güney Gazetesi'ndeki başlık şöyle: maaşlarımız eriyor ve Kamusen Mersin Şube Başkanı Metin Ercan'ın emekli ve memur maaş artış oranlarına yönelik tepki açıklamasının ayrıntıları Güney Gazetesi'nde yer alıyor. Hakimiyet Gazetesi enflasyon rakamları gerçeği yansıtmıyor başlığını atıyor. Türkiye Emekliler Derneği Mersin Şube Başkanı Cemal Akbudak, maaş zamlarının enflasyon rakamlarına göre enflasyonun da emeklilerin hayatları boyunca hiç görmediği mallara göre belirlendiğine dikkat çekerek enflasyon rakamları gerçeği yansıtmıyor. Emeklilerin %95'i açlık sınırının altında kaldı değerlendirmesini yapmış. Haberci gazetesi diyor ki bu pisliği temizleyin. Mersin'in en geri kalmış ilçesi Akdeniz'e bağlı Civan Yaylağı Mahallesi'nde yıllardır yaşanan kanalizasyon eksikliği sorunu çözüm bekliyor diyor. Bu pisliği temizleyin başlığıyla bu konuya ilgili yetkili kişilerin el atmasını istiyor Haberci gazetesi.
Haberciden Yeni Güne'ye geldiğimizde başlık şu: sivil inisiyatifler etkin çözümler sunar. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan, 21. yüzyılda özellikle gelişmiş ülkelerde sivil inisiyatifin her şeyin üstünde olduğunu ve çok daha etkin çözümler sunduğunu söyledi. Ama kendisi de dile getiriyor, gelişmiş ülkelerde. Biz henüz o gelişmiş ülkeler kategorisine giremiyoruz. Girememiş olmamıza rağmen ülkemizde birçok sivil inisiyatif, oluşturmaya çalışan aktivistler, kişiler çeşitli yerlerden baskılar altında oldukları için ülkemizdeki sivil inisiyatiflerde istenilen başarıyı bir türlü gösteremiyor. Kimler baskı gösteriyor? Tabii baskı gösterenler hükümet olabiliyor, başka bir sivil inisiyatif olabiliyor, işveren olabiliyor, aile olabiliyor, mahalle baskısı dediğimiz durum olabiliyor. Bu nedenlerle de sivil inisiyatif kolay kolay ülkemizde kurulamıyor, oluşturulamıyor. Oluşturulsa bile hep bir baskıya maruz kalıyor ve ulaşmak istediği hedefe de bir türlü ulaşamıyor. Çünkü hain ilan ediliyor, terörist ilan ediliyor, çıkarcı ilan ediliyor. İlan ediliyor da ediliyor. Ama işte bu da bir gelişmişlik. Sivil inisiyatifi kurabilmek, işler hale getirebilmek ve kabul edebilmek de gelişmişlik. Ama biz o düzeye gelmedik. Bu şekilde de geleceğimiz yok. Yeni Güney'den diğer bir gazeteye gelelim. Çukurova'ya. Çukurova diyor ki ne affedersiniz, ne akla ne de vicdana sığdı diyor. Ayrıntısı nasıl bakalım. Emeklilere yapılan ikinci 6 aylık %5.01 zam oranıyla ilgili konuşan Türkiye Emekliler Derneği Mersin Şube Başkanı Cemal Akbudak, yani bu oran emeklinin gerçek hayatına isabet eden rakamlar olmadığı gibi ne akla ne de vicdana sığdı diyor. Bu böyle, kimse aslında yetmiyor bu maaş yaşam standartları açısından. İnsanlar açlık sınırında yaşıyor ama hala acaba öyle mi? Bir İmamoğlu gerçeği sonrasında, bir İstanbul seçimleri sonrasında acaba hala öyle mi? Ne öyle mi? Yani insanların açlık sınırında yaşamasına rağmen, maaşların yetmemesine rağmen sokağa çıkıp da mikrofon uzattığınızda herkes hayatından memnundu. İşte İmamoğlu gerçeği İstanbul seçimleri sonrasında tekrar sorulsa acaba yine memnun diyecek mi insanlar? Asıl bunu çok merak ediyorum. Diğer bir gazeteye geldik, Akdeniz'e. Akdeniz gazetesi diyor ki kriz Tarsus'u vurdu. Tarsus'ta kaymakamlık binası, Pamukluk Barajı, Tarsus Çamlıyayla Karayolu, Çukurova Bölgesel Havalimanı gibi büyük projeler ülkenin yaşadığı ekonomik kriz nedeniyle bir türlü tamamlanamıyor diyor. Evet, bu sadece Tarsus'un değil Mersin'in sorunu, önemli yatırımlar bir türlü bitirilemiyor. Bu da tabii ki Mersin'in istediği hedefe ulaşmasına da engel oluyor. Ama buna rağmen işte TOKİ kuralları da çekiliyor. TOKİ'ye evler yapılacak, TOKİ evleri yapılacak deniliyor. Bu da kafaları biraz karıştırıyor. Şimdi İMC'ye geldiğimizde İMC'deki başlık şu: ben çok daha fazla borçla devraldım belediyeyi demiş eski Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz. Kocamaz borçların artışını dolar kuruna bağlamış. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'ni işlevsiz hale getiren borçlanmayla ilgili eski başkan Burhanettin Kocamaz İMC gazetesine konuşmuş. Eski başkan Kocamaz belediye meclisinde dönemine ait hesaplarla ilgili yapılan iddialara ilişkin, ben de belediyeyi borçla devraldım, hem de reel olarak bugünden daha fazla borçla aldım demiş. Sayın Kocamaz'ın yapmış olduğu özel değerlendirme İMC gazetesinde. Mersin gazetesi 5 milyonluk soygun diyor. Ticari taksili hırsızlık şebekesine operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli, aralarında Mersin'in de olduğu 4 ilde operasyonlar düzenlendi. 20 kişi gözaltına
alındı. Şimdi dikkat ederseniz efendim ne kadar çok yasa dışı olay gerçekleşiyor Mersin'de. Yani bakıyorsunuz işte sahte bahis operasyonları, sahte içki operasyonları, hırsızlık vakaları çok sayıda. Tüm Türkiye'de de çok sayıda aslında. Bazen herkesin çevresinde vardır hemen hemen. Hiçbir iş yapmadığını bildiğiniz kişileri son model arabalarla gezerken görürsünüz. Ellerinde çok pahalı cep telefonu görürsünüz. Hiçbir iş yapmıyordur aslında bu kişi. Sıradan bir ailenin oturduğu evde oturuyordur ama çok lüks kıyafetler giyiyordur. Hep düşündüm neden böyle zıtlıklarla yaşıyor insanlar. Cevabını işte bu operasyonlar sonrasında alıyorum. Demek ki öyle. Yeni Ses gazetesi ne diyor? Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsuslu üzüm üreticilerinin yanında diyor. Büyükşehir Belediyesi'nin Tarsus'taki üzüm üreticilerine vermiş olduğu her konudaki desteğin ayrıntıları Yeni Ses gazetesinde okuyucuya aktarılmış. Tarsus ilçesi de Türkiye'de üretilen üzüm ihtiyacının, tüketilen üzüm ihtiyacının %5'ini karşılıyor mevsiminde. Akdeniz Postası gazetesi Anamur 13. Uluslararası Kültür ve Muz Festivali'ne hazır diyor. 13. kez düzenlenecek Muz Festivali. Festivalde neler yaşanacak, kimler gelecek, konserler verecek, buna yönelik ayrıntılar gazetede Anamur Akdeniz Postası gazetesinde okuyucuya aktarılıyor. Böylesine festivaller düzenleniyor, hoş güzel ama festival denince artık toplumun aklına sadece şarkı türkü gelmeye başladı. Yani yıldızı sönmeye yüz tutmuş bir iki sanatçıyı ucuz fiyata getirip insanların karşısında, sanatçı dediğim için özür dilerim, aslında şarkıcı, icracı demek gerekir. İnsanların karşısına çıkartıp bir iki şarkı, türkü söyledi. İnsanlar eğlendi, hop festival bitti. İnsanlara da biraz işte muz dağıtalım. Birkaç ton tamam, Anamur'un tanıtımını yaptık. Yani bu böyle olmaz. Şimdi Anamur'da bir Anamiryum antik kenti var. İşte Mamure Kalesi var. Aklıma daha gelmeyen çok daha fazla sayıda tarihi eserler var. Bu tarihi eserleri dünyaya tanıtacak çeşitli aktiviteler yapmak lazım. Anamur'da iki plaj, Pullu Plajı ve Öğretmen Evi'nin plajı Türkiye'nin en mükemmel plajlarından seçildi. Kum ve özellikle de deniz suyu kalitesi ve temizliği bakımından. Bunu ön plana çıkartacak çeşitli aktiviteler yapmak lazım. Muz, evet, Anamur muzu. Bu muzun özelliklerini, aromasını, kalitesini, besleyici değerlerini ön plana çıkartacak şeyler yapmak lazım. Öyle bir festivali de yani bir iki güne sığdırdığın zaman bu panayır olmaktan öteye gitmez. Festivalse her açıdan, yani sportif, kültürel açıdan, sanat açısından, sosyolojik açıdan, ekonomik açıdan getiriler olacak. Yani şimdi bir düşünün, Anamur Festivali düzenleniyor, düzenlenecek. Şimdi Silifke Festivali düzenlendi, Mut Festivali düzenlendi. Önce şu soruya cevap vermek lazım. İnsanlar Mersin'den ya da Türkiye'nin dört bir tarafından ya da Mersin'in dünyanın dört bir tarafından Silifke Festivali'ne niye gelsin? Yani cezbedecek ne var? Mut Festivali'ne niye gelsin? Cezbedecek ne var? Anamur Festivali'ne şimdi, hayır, dünyayı, Türkiye'yi bırakalım. Mersin'in diğer yerlerinden insanlar niye gitsin? Yani cezbedecek ne var? Bu soruyu sorup insanların Anamur'a gitmesini sağlayacak etkinlikler, aktiviteler düşünmek, bunları da gerçekleştirmek lazım. Yoksa iki tane şarkıcıyla, türkücüyle festival olmaz yani. Eğlence demek daha doğru olur. Ekspres gazetesi, Tarsus Ekspres gazetesi diyor ki Müftü Ali Can'ın dikkatine, şimdi bu konu aslında önemli. Sela anlaşılıyor, ölen anlaşılmıyor. Sela okundu ama kim öldü? Başta cuma günleri olmak üzere mübarek gün ve geceleri bildirmek için okunan sela aynı zamanda vefat eden Müslümanların ölüm haberlerini vermek için de okunuyor. Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Tarsus'ta da okunan selalar anlaşılıyor. Fakat seladan sonra yapılan anons nedense anlaşılmıyor diyor. Bu, evet, çok ciddi bir sorun aslında. Yani ülkemizdeki bütün camilerde var bu. Şimdi o selayı okuyan kişinin bir kere
sesine bağlı, onu okuyan kişinin Türkçe konuşma yeteneğine bağlı. Bunun daha da önemlisinde ses sisteminin kalitesine de bağlı. O ses sisteminin aslında dört dörtlük olması lazım. Ağızdan çıkan tek bir sesin dahi kilometrelerce uzaktan çok anlaşılır bir şekilde duyulması lazım. Ama öyle değil. Yani adet yerini buldu. İşte bir dini görev yerine getirildi. Tamam, tamam ama yani kim öldü? Anlaşılmıyor. Hemen hemen Türkiye'nin her yerinde. Bu konu hakikaten önemli. Yani ilçe müftüsü değil, il müftüsü, hatta Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu konuda devreye girmesi lazım. Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri tabii böyle köy köy gezmezler. Yani kasaba kasaba gezmezler. İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerde önemli camilere gittikleri için oralarda her şey mükemmel hakikaten. Her şey dört dörtlük yolunda diye zannederler ama öyle değil. Muttan Haber gazetesine geldiğimizde ne diyor? Kavun üretiminde bu yıl 10 bin ton rekolte bekleniyor Mut ilçesinde. Çok güzel. Uyuşturucu operasyonları Mut ilçesinde düzenlenmiş. Operasyon ayrıntıları yer alıyor gazetede. Silifke diyor ki Yörük çocukları kitapla buluşuyor. Mersin'in Silifke ilçesinde emekli öğretmen Mehmet Asım Özçalık hayata geçirdiği uygulamayla otomobilini gezici kütüphaneye çevirdi. Bravo. Böylesine idealist insanların olması çok önemli. Şimdi Mersin'de de Mersin Yazarlar Derneği böyle dikkat çekici aktiviteler yapıyor. Rüştü Aydın'ın yönetiminde çeşitli yerlere, köylere gidiyorlar, yaylalara gidiyorlar. Oralarda dikkat, kitap okumaya, kitaba dikkat çekmek için işte tarlaya kitap ekiyorlar. Ağaçta kitaplar yetişiyor. Böyle hikayesi olan anlatımlarla kitaba dikkat çekiyorlar. Kitap okumanın önemine dikkat çekiyorlar. İnsanlara traktör dolusu en son Cumalı köyünde yaptılar. Bir römork dolusu kitap bedava dağıtıldı. Bu konuda çok başarılı, takdir edilecek bir çalışma. Kitabın önemine, kitap okunmasının gerekliliğine dikkat çekiyor. Böylesine çalışmalar önemli. Tabii kitap fiyatları pahalı deniliyor. İşte kitaplar hep artık böyle çok lüks yerlerde satılmaya başlandı. Kitap okumanın bir ayrıcalık olduğu anlatılmaya başlandı. Kitap okumak ayrıcalık değildir. Yani kitap okumak sıradan bir eylemdir. Yani kitap okumanın hiçbir ayrıcalığı yoktur. Yani yemek yemek gibi, su içmek gibi, yürümek gibi günlük bir aktivitedir kitap okumak. Yani kitapların da böyle çok lüks yerlerde satılmasına da aslında gerek yok. Oralardan almanıza da gerek yok. Kitap okumak için böyle özel ortama da gerek yok. Dolmuşta da okursun. Parkta otururken de, evde, yemek yerken de bunu yaparsın. Yani kitap okumayı böyle ayrıcalıklı bir özellikmiş gibi ortaya koyup her insan kitap okuyamaz havası yaratmanın, kitap okuyan kişilerin toplumda saygın insanlar olmasını gerektiren bir durumu üst boyuta çıkarmanın gerekliliği yok. Kitap okuyan insan tabii ki saygın olur. Yani bilgili olduğu için. Kitap okumak sıradan bir eylemdir. Yani bunu bu kadar abartmayalım. Yani bunu olumsuz anlamda söylemiyorum. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Her zaman, her yerde, her insan kitap okumalı. Anlayabileceği kitabı, ilgi duyduğu kitabı okumalı. Yani kitap okumak bir ayrıcalık değildir. Yemek yemek gibi bir sıradan bir günlük eylem haline gelmesi lazım. O açıdan söylüyorum. Diğer bir gazeteye geçelim. Yeni Haber, Erdemli Yeni Haber diyor ki, tatil sitesinde güzellik yarışması düzenlendi. Bravo. Bravo. Yani çok güzel bir eylem. Şimdi Erdemli'nin Tömük ilçesinde Flamingo 8 tatil sitesinde tatile gelen miniklerin güzel ve hoş vakit geçirmelerini amaçlamak amacıyla güzellik yarışması düzenlenmiş. Yani şimdi güzellik yarışması. Ya çocuklara spor yaptırın, çocuklar arasında bilgi yarışması düzenleyin. Teşekkür ediyorum Ezel. Yani benim programda böylesine ses efektleri aslında tarz bakımından uygun değil ama yine de teşekkür ediyorum. Yani çocuklar arasında masal anlatma yarışması düzenleyin. Kitap okuma yarışması düzenleyin. Çocuklar arasında sportif aktiviteler düzenleyin. Resim çizme yarışması düzenleyin.
kumdan heykel yapma yarışması düzenleyin. Yani nereden çıktı? Çocuklar arasında güzellik yarışması. Ya her çocuk güzeldir, her çocuk. Her insan güzeldir, her erkek güzeldir, her kadın güzeldir, her canlı güzeldir. Bu bildiğimiz anlamdaki o güzellik yarışmalarının niçin, ne amaçla yapıldığını zaten biliyoruz. Dünyadaki etkisi de yavaş yavaş yok oluyor, gidiyor. Nereden çıktı çocuklar arasında güzellik yarışması? Yani bazen siyasiler derler ya, abesle iştikal. Abesle iştikal efendim. Yani çocukları başka şeylere özendirsenize. Çocuklar şimdi ben daha güzel olacağım, ben daha güzel olacağım diye çaba gösterecekler. Güzellik neye bağlı? Ağza, buruna, göze, saça mı bağlı, kıyafete mi bağlı? Yani çocuklara bırakın, çocuklar çocuk olsun. Yani yazık. Koca koca kadınlar, koca koca adamlar bir de fotoğrafta poz vermişler. Güzellik yarışması yaptık diye. Bravo. Daha ne diyeyim yani. Bitti mi? Bitmedi. Yerel gazetelerden diğerine geldik. Şimdi Tarsus Yeni Doğuş diyor ki AK Parti yönetimi belli oldu Tarsus'ta. Tarsus AK Parti'de aylardır süren belirsizlik sona erdi. 7 Şubat 2019'da başkanlığa atanan Nevzat Çetin tarafından yaklaşık 54 aydan bu yana belirlenemeyen yeni yönetim genel merkezin onayıyla belirlenerek göreve başladı. Tarsus AK Parti'de yönetimde kimler yer aldı? Bu bilgiler paylaşılmış Tarsus Yeni Doğuş gazetesinde. Bozyazı'ya geldiğimizde Bozyazı diyor ki ana muramı kurulacak. Ne kurulacak? S-400 füzeleri. Türkiye'nin tabii bu konuyu da aslında ilk olarak İçel TV haberleştirdi. İlk olarak İçel TV sosyal medya hesabında paylaştı. Sonrasında bu konu dikkat çekmeye başladı diye düşünüyorum. Kibirim içinde özür diliyorum. Kibir mi olur bu? Özür diliyorum. Yani amacım aslında böyle ben yaptım, işte biz yaptık demek değildi aslında. Bir farkımızı belirtmek amacıyla söyledim. Hava savunma sistemimize S-400 katkı sağlayacak. Tabii S-400'ler nereye konuşlandırılacak? Bununla ilgili değerlendirmeler hala yapılıyor. Risk açısından Gaziantep, Şanlıurfa, Mersin'in Anamur ilçesi konuşlandırılması muhtemel yerlerden bazıları diyor Bozyazı gazetesi. Mut'un sesi diyor ki ikinci kiraz şenliği Mut Çıtlık Doğa Gezginleri ikinci kiraz şenliğini gerçekleştirdi. Mut'un Sertavul Yaylası'nda Sema ve Vasfi İnanıcı çiftinin ev sahipliğinde yapılan şenliğe Erdemli Limon Doğa Kulübü de katıldı diyor. Bu aslında güzel bir şenlik. Biliyorum bir şeyi tanıtmak amacıyla doğaya önem vermek, temizliğe, çevre duyarlılığına dikkat çekmek amacıyla biraz da kiraz da ön plana çıksın bunu da sağlamak amacıyla yapılan şenliğin ayrıntıları yer almış. Yerel gazeteleri sona erdirdik. Şimdi Serkan Tultağ'a bakacağız. Günün makalesinde neler yazmış, sonra Inter Mersin'e göz atacağız. Serkan Tultağ, Haberci Gazetesi. Mecliste yeni bir dönem olur mu? Mersin Büyükşehir Belediye seçimlerinin üzerinden 3 ay geçti. Biz hala başladığımız noktadayız. Ciddi bir borç yükü, şişirilmiş personel yapısı, adam çok iş yok haline dönmüş hant bir yapıdaki belediye. Ulaşım sorununu çözememiş, kentin merkezi cazibe merkezi olmaktan çıkıp betona mahkum olmuş, sorunlu battı çıktıları, isyan eden esnaf, oda ve dernek başkanlarıyla ciddi sorunları olan kentimiz çözüm bekliyor. Tüm bunlar için hem hesap soran hem de kısır çekişmelere girmeyen bir meclis yeni dönemin güzel sinyallerini verebilir. Gereksiz yüklerden kurtulmuş, usulsüz işlerin üzerine giden bir başkan ve ona destek veren meclis üyeleri neden olmasın? Onun için ben borçlanma etkisine hiç takılmadım bugüne kadar. Çünkü o sadece bir meselemiz. Çünkü bizim binlerce meselemiz var. Borçlanma konusunu daha detaylı konuşuruz ama hiçbir belediye başkanı zaten buna güvenip işe girişmez, aday olmaz, başkan olduğunda da buna çok takılmaz. En azından böyle olmalı. Neticede bu kentin çözüm bekleyen önemli konuları var. Meclis tatile girecek, virgülü güzel atıp tatil dönüşü mecliste yeni bir dönemi hepimiz istiyoruz.
Intermersin.com sitemize de göz atalım. Başlık şöyle: alkollü otobüs şoförü şerit değiştirince ehliyetine el konuldu diyor. Aslında öyle değil. Arkadaşlarımız dikkat çekmek amacıyla yazmışlar. Şimdi yolda Silifke'den Mersin'e doğru gelirken bir aracın sık sık şerit değiştirdiği, zigzaklar yaptığını gören kişiler şikayet etmişler. Polis bir süre takip etmiş, otobüsü durduruyor. Otobüs şoförü alkollü çıkıyor. İşte buna yönelik ayrıntılar yer alıyor. Diğer bir haberimize geldiğimizde şöyle bir haber var. Evet, yani arabanın camından şoförü darp etti diyor. Trafikte sık sık karşılaşılan bir durum. Sürücülerin tartışması, kavga etmesi. Diğer bir haberimize geldiğimizde önemli bir haber. Erdemli'de gıda ihtisas organize sanayi bölgesi çalışmaları başladı diyor. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Toğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve diğer ilgili yetkili kişiler Erdemli'de gıda ihtisas organize sanayi bölgesi alan tespit çalışması gerçekleştirmişler. Önemli bir projenin önemli bir çalışması. Ayrıntılar intermersin.com'da. Devam ediyoruz. Şöyle bir başlık var değerli seyirciler, haberlerimizde. Bakıyoruz. Mersin'i dışarıda da takip ediyorlar diyor. Bugün Ticaret ve Sanayi Odası'nda Tüccar Kulübü'nde gerçekleştirilen Ticaret ve Sanayi Odası yönetiminin yapmış olduğu açıklamaların yer aldığı basın toplantısının ayrıntıları yer alıyor intermersin.com'da. Özellikle Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Kızıltan'ın yapmış olduğu ekonomiye ve Mersin ekonomisine yönelik değerlendirmeler yer alıyor intermersin.com'da. Ve geliyoruz diğer haberlerimize bakalım. Diğer haberlerimizde asayişten değerli seyirciler, baktığımızda sanata, spordan günlük yaşama kadar Mersin'le ilgili tüm gelişmeler yer alıyor intermersin.com'da diyelim ve bugün de içer gündemini burada noktalayalım. Ayrıntılar gün içerisinde sosyal medya hesaplarımızda yer alacak. Bizde kalın, hoşça kalın.